Merhaba Sevin Hocam. Evet, merhabalar Erdoğan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Görüntü ve sesle alakalı herhangi bir sıkıntı var mı hocam? Gayet güzel geliyor. Benim sesim nasıl? Gayet güzel geliyor sizin sesiniz de. Peki o zaman müsaadenizle başlayabilir miyiz? Tabii, tabii. Arkadaşlarla Peki. ulaşalım. Sayın Profesör Doktor Erdoğan Gültekin, Sayın Okul Müdürüm Abdullah Şenol ve sevgili öğrencilerimiz, Kariyer Günleri 2021 programımıza hepiniz hoş geldiniz. Süleymanpaşa Anadolu Hematit Lisesi Kariyer Günleri programını bugünkü yapacağımız çevrimiçi etkinliğimizle başlatmış bulunmaktayız. Tanıtacağımız ilk alan tıp eğitimi ve meslek olarak da doktorluk olacak. Bu yüzden aramızda çok kıymetli bir misafirimiz var. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Erdoğan Gültekin bu akşam bizlerle. Tekrar hoş geldiniz diyorum hocam. Öncelikle değerli hocamız Sayın Erdoğan Gültekin'e bize zaman ayırarak böyle güzel bir etkinlikte aramızda bulunduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Hepimiz adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ayrıca kendisine kişisel bir teşekkürüm de var. Geçtiğimiz yıl 2,5 yaşındaki oğlumun deniz eti ve bademcik ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek kendisine ömür boyu minnet duyacağımı belirtmek isterim. Hem ameliyat esnasında hem de sonrasında bütün pozitif enerjinizle gerçekten bana ve aileme inanılmaz derecede yardımınız dokundu. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ayrıca Sayın Profesör Doktor Erdoğan Gültekin'in başarılar ile dolu meslek hayatı özgeçmişinden önce kısa bir kesit aktarmak istiyorum. Sonrasında sözü size aktaracağım. Profesör Doktor Erdoğan Gültekin 1986-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenimini tamamladıktan sonra meslek hayatına başlayan Erdoğan Gültekin 1994-97 yıllarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekrarlayan otitis medyalı çocuklarda immün globulin değerleri adlı teziyle uzmanlığını almıştır. 2008-2013 yılları arasında yardımcı doçent doktor, 2013-2018 yıllarında ise doçent doktor olarak Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda görev yapmıştır. 2018-2019 yıllarında ise Kırklareli Üniversitesi'nde profesör doktor olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılından itibaren Namık Kemal Üniversitesi'nde başarılı bir şekilde çalışmaya devam ederek Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı unvanını almıştır. Ayrıca 2009 yılında Harvard University Mass Eye Ear Infirmary'de Clinical Fellow görevi, Uluslararası Hakemli Dergiler'de 29, Ulusal Hakemli Dergiler'de yayınlanan da 8 makalesi, Uluslararası 7, Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 62 bildirisi ile oldukça başarılı bir meslek hayatı bulunan Sayın Hocamızın First Place for the Category of Oral Presentation, The Mediterranean Society of Otology and Audiology Türkiye 2016 ödülde bulunmaktadır. Katıldığı birçok kurs ve bilimsel etkinlikler ile kendisini geliştirmeye devam eden Profesör Doktor Erdoğan Gültekin, ilimizde bulunan Namık Kemal Üniversitemizde Tıp Fakültesi Dekanı olarak görevine devam etmektedir. Kıymetli hocam, değerli katılımcı öğrencilerimiz, hem giriş konuşmasını yapmak için hem de özgeçmişiyle alakalı olarak eklemek istediği bir şey varsa şimdi sözü öncelikle Erdoğan hocama bırakıyorum. Sonrasında soru cevap ile programımıza devam edeceğiz. Buyurun Erdoğan hocam, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Semin hocam. Öncelikli olarak tekrar geçmiş olsun diyorum. Ben unuttuğum bir vakaydı hakikaten. İnşallah çocuğumuzun sağlığı da iyidir. Bu görevi öncelikli olarak başta Abdullah hocam olmak üzere tüm hocalarımıza çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Böyle bir etkinlikte bizi de görevlendirdikleri için çok mutlu oldum. Çok güzel sunumumuz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Burada öğrencilerimiz, Semin hocam kaç öğrencimiz var? Şimdi ben şeylere bakmadım yaptıklarımızda. Şu anda kaç öğrencimiz var katılan? Hemen bakalım hocam. Birazcık soru cevap şeklinde gideceği için ben bir arkadaşlarla bir sıkıcı olmayan bir şekilde bir muhabbetimizi yapacağız. O yüzden o notlarını herhalde size mi iletecekler sorularını evet. Yaptıklarında? Evet hocam. Biz öncesinde program öncesinde sorularımızı öğrencilerimizden aldık. Onların soruları size ben yönelteceğim. Sorularımız hazır. Şu an yaklaşık aldım. 60 katılımcımız var aramızda. 100'e kadar katılımcı sayımız devam edecek. Yavaş yavaş giriş konuşmasıyla başlayalım dedik. Biraz zaman sınırımız var biliyorsunuz tamam. ki.
Ben şimdi eğer müsaade ederseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Soruları size ben yönlendireceğim. Her soru sonrasında sizden kısa cevaplarınızı rica edeceğim. Uygun mudur hocam? Bir arkadaşlarla bir tanışma ve giriş konuşması yapayım eğer müsaade ederseniz tabii ki, Semin tabii Hocam. Tabii ki hocam, ne demek? Buyurun Ondan lütfen. sonra soru cevaplara başlayalım yaptıklarımızda. Çünkü hakikaten başta Abdullah Hocam olmak üzere sizlere bir teşekkürü borç biliyorum. Bununla ilgili daha önce Fen Lisesi'nde yani bu kovadan önce Fen Lisesi'ndeki arkadaşlarla da böyle bir toplantı olmuştu. Anadolu Lisesi'nde de. Ancak bu benim için ayrı bir önem taşıyor. Şöyle belirteyim, tüm arkadaşlar aslında şeyimi sıralarken tabii bu ortaokullara şeylere inilmemiş. Ben de bir İmam Hatip mezunu olarak, İmam Hatip'e girmiş olarak bugünkü toplantı benim için ayrı bir önem taşıyor. O yüzden kariyer günlerinde doktorluğu tanıtmak çok şey değil açıkçası, hepimizin bildiği bir şey. O yüzden ben burada aslında öğrencilerimize benim hayatımdan bazı kesitler yapıp önlerinde rol model olabilecek mi acaba? Veya çalışmaları gerekli olan yapmaları gerekenler konusunda bazı bilgiler ve hayattaki başarıyla ilgili tıp fakültesine girebilmeleri, hatta benim de bunları kendi fakültemde bizim bu öğrencilerimizi görme isteğimi belirtmek istiyorum. Burada birazcık giriş kısmında bunlarla bir müsaade ederseniz bunları anlatmak istiyorum. Tabii ki çok sevinirim. Şöyle CV'mi anlatırken arkadaşlar hocam çok güzel şeylere üniversite yıllarına değinmiş ama aslında ben de bir memur çocuğuyum. Yani sizler gibi 5 yaşında Tekirdağ, babamın memuriyeti döneminde geldik. Ve ilkokul, ortaokul ve lise yıllarımı ben Tekirdağ'da geçirdim. Ve belki sizlere de yabancı olmayacak olan babam benim müftüydü. Tekirdağ müftüsü olarak geldi. İlkokula Muratlı Caddesi'nde oturanlar bilirler. Atatürk İlkokulu'nda başladım. Bir yıl sonra buraya Tekirdağ'a geldikten sonra. Onu bitirdikten sonra bizim dönemimizde şeyler vardı. Şimdiki gibi değil, parasız yatılı okulları vardı, sınavı vardı. Şimdiki gibi sizleri bu kadar sınavlara boğmuyorlardı aslında zamanımızda. Ve Tekirdağ'da da sadece düz lise diye adlandırdığımız Namık Kemal Lisesi vardı o dönemde. Endüstri Meslek Lisesi vardı, Ticaret Lisesi vardı, İmam Hatip Lisesi vardı, bir de Kız Meslek Lisesi vardı. Toplam bu kadardı lise sayısı. O dönemlerde işte sınavlara girdiğimizde parasız yatılı sınavlar anca olurdu ve birkaç tane Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi vardı. Onların sayıları da çok değildi. Atatürk İlkokulu'ndayken öğretmenimin zoruyla ben parasız yatılı sınavına girdim ve o sınavda Bursa Anadolu Lisesi'ni kazandım arkadaşlar. Belki bu sizin de yaşadığınız şey iyi anımsatacağı için söylüyorum. Ama ben o dönemde Bursa Anadolu Lisesi'ne gitmeyerek şu anda Muratlı Caddesi'nin sonundaki olan Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ne kaydım yaptırdım. Sizlerin de puanlarını birçok okulu tutup da işte buraya başladığınız gibi. Ve işte ortaokul dönemimi biz o dönemde Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nde, Anadolu Lisesi değildi, orada tamamladım. Fakat maalesef sizlerin tabii küçüksünüz, bunları hatırlamıyorsunuz ama eskiden İmam Hatip okullarının önünde birçok engeller vardı. Bizim puanlar kırılıyordu, işte başörtüsü zulümleri ve benzeri gibi şeyleri yaşadığımız için ben de o dönemlerde daha hedef koyarak fen bilimlerinde tıp fakültesine gitmeyi planladığımız için puan kas sayılarını hesap ederek ondan sonra Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'ne geçtim lise kısmında. Ama hatır sayılır derecede puanlar kırılıyordu o dönemlerde ve şu anda sizin yaşadığınız çok değerli öğretmenleriniz var. O dönemlerde maalesef İmam Hatipler ikinci planlarda, üçüncü planlarda kalan okullardı ve birçok derste hoca bulamıyorduk ve dediğim gibi diğer dersleri tamamlamak için aynı branş olmayan hocalar geliyordu.
Fakat şu anda o kadar şanslısınız ki okulunuzun öğretmenlerine bakıyorum. Tekirdağ'ın en başarılı, en değerli öğretmenleri. Bir kere bunun kıymetini bilin yaptıklarınızda. Ve önünüzde de artık herhangi bir katsayı ve problemi yok. Ve çalıştığınız takdirde bizlerin yapabileceğinin çok daha üzerlerini yapabileceğinize inanıyorum. Ve o dönemde ki bunu da belirtmek istiyorum, sınıf arkadaşlarım arasında şu anda biliyorsunuz ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bir İmam Hatipli. O yüzden artık İmam Hatiplilerin eskisi gibi önünde bir engel kalmadı ve çalıştığınız takdirde tıp fakültesi de dahil olmak üzere tüm dallarda başarı elde edebileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Ve şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop da benim sınıf arkadaşım İmam Hatip'ten. Beraber aynı sınıf paylaştık. Yani buradan çıkarımınız ne olabilir? Tabii bizim sınıftan şu anda da Yargıtay üyeleri var, avukatlar var, savcılar var. Dediğim gibi pilotlar da var arkadaşlar. Yani hedefinizi geniş tutabilirsiniz. O yüzden bizim sınıftan mezun olan, şu anda pilot olan, hatta o kadar çalışkan ve başarılı oldu ki Anadolu Jet'in genel müdür yardımcılığına kadar, Anadolu diyorum pardon, Atlas Jet'in yükselmiş arkadaşımız var ama malum durumlardan dolayı Atlas Jet battıktan sonra şimdi normal pilotluğa devam ediyor. O yüzden bunları şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Yani çalıştığınız takdirde, inandığınız takdirde başaramayacağınız şeyler yok. Yani biz de buralara çalışarak geldik ve hayatımızdan birkaç daha örnek sunmak adına şöyle söyleyeyim. Bu ben işte dediğim gibi ondan sonra Namık Kemal Lisesi'nden sonra aslına bakarsanız azminizi bitirmemeniz, çalışmalarınıza devam etmek açısından ve ben Namık Kemal Lisesi'ni bitirdiğimde üniversite sınavını kazanamadım. Size bir örnekle şey yapayım. Ve ikinci sene, o dönemlerde bizim zamanımızda dershane de yoktu. O zamanlarda yeni çıkıyordu. İkinci sene İstanbul'a gittim teyzemin yanına. Orada tıp fakültelerini gezdim. Baktım ki onları dolaştım. Ve oradaki öğrenci arkadaşları gördüğümde biz de burayı neden kazanamayalım dedim. Açık söylemek gerekirse ve oraları da onları takip ederek oradaki öğrencileri gördüğümde bizim bunlardan bir eksiğimiz yok diyerek azmederek yeniden ikinci yıl sınava girerek İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. O yüzden arkadaşlar bir kere çalışmanızda şeyler neden ona bıkmak, yorulmak olmaması gerekiyor. Başarının sırları mutlaka sorular içerisinde gelecektir ama size şöyle söyleyebilirim. Şu pandemi olmasaydı sizleri mutlaka okulumuza, fakültemize davet edip yüz yüze gelmenizi isterdim. İnşallah atlatırsa ve o döneme kadar biterse yine de her zaman beklerim. Bu konuşmayı da aslında pandemi olmasa sizin salonunuzda sizinle yüz yüze karşılıklı olarak anlatmak isterdim. Daha aktif olarak birbirlerinin soru cevabını yapmak isterdim ama maalesef bu pandemi hepimizi vurduğu gibi maalesef bu eğitimimizi de vurdu. Bunu şunun için söylüyorum, sizleri burada ağırlamak isterdim ve buradaki abilerinizi, ablalarınızı görmenizi ve sizin hiçbirinizin bunlardan bir farkınızın olmadığını görmenizi isterdim yaptıklarınızda ve bunları zaten görün ve siz de bunlara inanın arkadaşlar. Burada işin başındaki yatan her zaman klasik belki hoca lafı olacak ama çalışmadığınız takdirde arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Okulunuz isterse Fen Lisesi olsun, ister Anadolu Lisesi olsun, ister İmam Hatip Lisesi olsun. Çalışmadığınız takdirde hiçbir yere hiçbir şekilde kazanamayacağınızı ama hedef seçip çalışmalarınızı düzenli bir şekilde yaptığınızda da okulunuzun hiçbir şekilde önemi olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki bu sizi gaza getirmek için söylenen bir laf değil arkadaşlar. Mutlaka bir faktör olacak ama
Ben aslında dersime çalıştım. Abdullah Hocam'la konuştum, müdür beyle. Sizin buraya geldiğinizdeki üniversite okula girerkenki yüzdeliklerinize baktım. Bizim tıp fakültesinin yüzdeliklerine baktım. Ve hemen hemen birbiriyle örtüşüyor. Yani siz bu puanlarla bu İmam Hatip Lisesi'ne girdiyseniz aynı başarıyı, aynı çalışmayı veya daha fazlasını yaptığınız takdirde tıp fakültesine girmemeniz için hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu bir bilim adamı olarak söylüyorum. Bilimsel bir gerçek. Ama tabii ki bu ben o puanı aldım, işte yeniden alırım gibi rahatlık olmadan ve çalışmayı bırakmadan olması gerekiyor. Yani bizim görevimiz nedir arkadaşlar? Gayret ve takiptir. Başarıyı sağlamak olan Allah'tandır. Onun için gayret bizden, tevfik ve başarı Allah'tandır diyeceksiniz. Tabii ki neticede hepiniz inançlı işlersiniz. Allah'ın dediği olur. Fakat bir kulun azmi, kulun iradesi, kulun ısrarı olmadığı müddetçe hiçbir şekilde başarıya ulaşamazsınız. İnanın şunu söyleyeyim size, çalışma şeylerinizi yüz yüze olduğunda daha rahat anlatırdım. Birazcık böyle boşluğa konuşmuş gibi oluyoruz ki gerçi şeylerinizi görebiliyorum ama çalışıp da yani ben kendi öğrencilerimden, yani tıp fakültesi öğrencilerinden örnekler verebilirim. Birçoğunun aslında zeka seviyeleri değil, çalışma düzenlerinden kaynaklandığını söyleyebilirim kazandıklarını. İnsanın tabii ki genetik olarak zeka seviyesi farklı, her kişiden kişiye değişiyor ama şunu söyleyebilirim ki sadece fark edecek olan şey bir kişi belki bir yazıyı, bir makaleyi okuduğunda, dersi çalıştığında bir kere okumayla anlıyor. Fakat birisi iki kere de, kimisi üçüncü de ama en sonunda dört kere de okumayla o dersi mutlaka ve mutlaka öğreniyor ve başarılı oluyor arkadaşlar. Burada sizin yapmanız gereken şey bu azimden uzaklaşmamak. Edison'a sormuşlar başarının sırrı ne diye. Onun cevabı %1'ini zekayla, %99'la çalışmayla yaptınmış arkadaşlar. O yüzden bizim de çalıştığımız takdirde başaramayacağımız bir şey yok. Onu size söyleyeyim. Ve sağ olsun Semin Hanım da belirtti. Yani sadece okuldaki yani tıp fakültesini bitirerek kalmadık. Bunları yaptıklarımızda ömür boyu çalışma ve şeyi bırakmadık. Görmüşsünüzdür Harvard hala da şurada ekranda da gözüküyor yaptıkları da. Harvard Üniversitesi'nde 3 ay boyunca gidip orada fellowluk olarak çalıştık. Yani bunların hepsi çalışma ve azimle oluyor. Yok çok zekiydin, yok işte çok başarılıydın değil. Bunların altındaki tek yatan sebep çalışmayla oluyor. Tabii sadece çalışma yeterli mi aslında arkadaşlar? Ben şimdi yeni nesil olarak maalesef sizlerde gördüğüm en büyük eksikliklerden bir tanesi de okuma eksikliği arkadaşlar. Eğer okuma olayını, yani illa ders kitabı olarak değil, mutlaka okuma eksiklikleriniz var. Çok fazla bilgisayarla muhatap oluyorsunuz ve kitaplardan çok uzak kalıyorsunuz. Yani sadece benim buradan size söyleyeceğim şey ders kitapları değil, mutlaka ve mutlaka kitap okumanız gerekiyor. Kendinizi ifade edebilmek için, toplumun karşısında konuşabilmek için, İşte E'ler, A'lar, I'lar yapmadan kendinize güveninizi sağlayabilmenin tek yolundan bir tanesi kitap okumak arkadaşlar. Lütfen hem ders çalışmanın yanında kitap okumalarınızı ihmal etmeyin. Yani ille işte üniversitede şurayı kazanmak, burayı kazanmak önemli değil. Mutlaka hepiniz bir yerlere gireceksiniz. Hepiniz seçilmiş çocuklarsınız, özel çocuklarsınız. Ama hiçbiriniz çalışmadan buralara gelmediniz. Çalışacaksınız ve okuyacaksınız. İmamlık olarak devam etseniz zaten hatip olmanız gerekiyor. Orada çok daha lazım. Daha çok hukuk ve sosyal bilimlere yöneliyorsunuz. Benim buradaki bu ilk kariyer günleri şeyini
Abdullah Hoca'ya yine teşekkür ediyorum. Tıp fakültesi olarak, doktorluk olarak açtı. Hedefinizi ben burada öğrencilerim arasında imhatiplileri görmek istiyorum. O yüzden hedefinizi lütfen, tabii ki herkes için değil, matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi seven arkadaşlar aranızdaki, lütfen hedefinizi mutlaka yüksek tutun ve tıp fakültesini hedefleyin. Yani bu ülkede sizin gibi ilme düşkün, dinine düşkün, ülküsüne düşkün çocuklara ihtiyacımız var. O yüzden mutlaka eğer şeyler arasında da gelip burada maalesef ben size laboratuvarları, hastaneyi falan gezdirmek isterim ama öğrencilerimizi uzaktan eğitimden dolayı maalesef onları da uzaktan eğitimi getiremiyoruz. Hani onlarla tanıştırıp sohbet ettirmeyi düşünüyordum ben sizleri. Ama inşallah COVID sonrasında belki kısmet olursa onları da görerek sizlerin de hepinizi buralarda görmek istiyorum. Dediğim gibi lütfen çalışmayı, okumayı bırakmadan hedefleriniz doğrultusunda gelin. Şimdi ben açıkçası daha hazırlıklı bir sürü şeyler söyleyecektim ama konuşmalara, sorularınıza vakit kalsın. Çok da fazla sizi sıkmayayım. Aralarda sorular arasında gelirse belki onlarda gerekli olan şeyleri yapmaya çalışırım. Evet Semin Hocam. Ağzınıza sağlık Erdoğan Hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir giriş konuşması oldu. Aslına bakarsanız inanın çok güzel özetlediniz. Hem öğrencilerimizin durumu için çok güzel bir başlangıç oldu. Öğrencilerimiz gerçekten başarılı öğrenciler ama dediğiniz gibi matematik öğrencisi olmanın verdiği bir güvensizlik yaşıyorlar bazen. Siz bunu çok güzel vurguladınız. Eminim bu onlara çok çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ayrıca sözümüzü aldık, kabul ediyorum. İnşallah pandemi süreci biter bitmez hem biz sizi ziyaret etmek istiyoruz hem de sizi aramızda görmek istiyoruz. İnşallah. Bir ya da iki yıl önce TÜBİTAK programıyla beraber bir çok sınırlı 10 kadar öğrencimle beraber mikrobiyoloji laboratuvarınıza geldik. DNA eldesinde beraber çalıştık öğrencilerinizle beraber. İnanın bu bile çok güzel bir etkinlik oldu benim öğrencilerim için. Bunun bir de tıp fakültesi bölümünü eğer yapabilirsek çok çok gerçekten güzel bir etkinlik olacaktır. Çok teşekkür ediyorum sözünüz için. Şimdi birkaç tane soruyla başlangıç yapalım. Tabii vaktiniz de kısıtlı, çok da zamanınızı almak istemiyoruz. Dediğiniz gibi söyleyeceğiniz diğer noktalar varsa siz yine soruların arasında, cevapların arasında sizinle iletin lütfen. Örneğin ilk sorumuz, öğrencilerimizden gelen ilk sorumuzla başlayacağız. Sizi doktor olmaya yönlendiren nokta neydi diye çok merak ediyorlardı. Size ben doktor olmalıyım dedirten olay ya da olgu ne oldu diye soruyorlar. Evet, çok basit aslında. Bu hepinizin yaşadığı bir şey olabilir. Ailem, ailemin baskısıyla oldum diyebilirim. Yani ben ille doktor olacağım demiyordum. İşi samimiyetle konuşmamız lazım. Ailem mutlaka, annem, babam şeylerinde ailesinden bir doktor görmek istiyorlardı. Abim de Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunu, okul birincisiydi. Ben değildim, onu da size söyleyeyim yaptıklarınızda. Hukuk fakültesine girdi. Ablam kız meslekten mezundu, o mimarlığa girdi. Bana da kala kala doktorluk kaldı. Ona hedef almak zorunda kaldım. Çok güzel, peki teşekkür ediyorum. Bir diğer soru. O yüzden arkadaşlar annelerini babalarını da dinleyebilirler. Şimdi pişman değilim. İyi ki de tıp fakültesini seçmişim. Çok güzel. Tıp fakültesi öğrencilerinin en zorlandığı durumlar ve dersler nelerdir? Okulda nasıl bir disiplin sistemi mevcuttur diye merak ediyorlar. Evet, güzel bir soru. Şimdi çocukların en çok zorlandığı şey şu. Maalesef bir at yarışı sisteminden geldikleri için birinci sınıfların en büyük sıkıntımız onları motivasyon sıkıntısı. Üniversiteyi kazandıkları zaman sanki her şey bitmiş, olaylar bitmiş gibi. Bir gevşek olarak geliyorlar yaptıklarında. Üniversiteli oldukları takdirde sanki öğrencilikleri bitmiş, hedeflerine ulaşmışlığın verdiği bir rehavetle geliyorlar. O yüzden tabii ilk başta biz bunları olgunlukla karşılıyoruz. Bir adaptasyon süreci onlara tanıyoruz. Ama ondan sonra derslere girdikleri zaman
Sonra başlı bakıyorlar ki şeyi görüyorlar, ne denir ona, kabaca Anya'yı, Konya'yı ve onların zorlandıkları dersler ilk başta hemen Latince olan anatomi onları çok zorluyor. İlk girdiklerinde anatomi dersi onları zorluyor ama tabii onları da aynı şekilde buranın bir okul olarak devam ettiği artık kendilerine düşen görevleri şey olarak, öğrenci olarak değil ama devletin, milletin onlara olan ihtiyacını anlatarak neler yapmaları gerektiği konusunda disiplini sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ilk dönem birazcık boş geçiyor. Boş geçiyor derken gevşek geçiyor ama birinci sınıfın ikinci döneminde artık ders çalışma ve disiplin oturmuş oluyor. Dediğim gibi birazcık da onlara müsamaha gösteriyoruz. Çünkü gerçekten ilkokuldan beri hep sınavlarla geldikleri için buraya geldiklerinde bir rehavete kapılıyorlar. Ama sınıfta kalmamaları gerektiğini görünce burada hiç acıma olmuyor. Sınıfta kalma korkusu, zaten çalışkan ve başarılı öğrencileri kalmak istemiyorlar. İlk sınavdaki notlarını görünce ikinci dönem başlıyorlar kendilerini disipline almaya. Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel. Bir diğer soruya geçiyorum. Bir günde kaç saat çalışıyorsunuz? Nöbetler genellikle ayda kaç tane oluyor? Asistan ya da uzman olunca çalışma süresi farkı var mı diye merak etmiş öğrencilerimiz. Evet, şimdi tıp fakültesinde doktorlukta çalışma saati yok. Bir günde şu 3 saat çalışıyorum, 5 saat çalışıyorum süresi yok açık söylemek gerekirse. Yani resmiyette var ama tıp fakültesine girdiğin zaman veya doktor olduğunuz zaman devamlı çalışıyorsunuz. Çünkü mutlaka yani çalışıyorsunuz derken göz korkutmak amaçlı değil. Yani her zaman bir sorunun sorulduğu veya bir müdahalenin yapıldığı bir şeyle mutlaka karşılaşıyorsunuz. Nöbetler bölüme göre değişir arkadaşlar. Yani nöbeti az olan bölümler, nöbeti çok olan bölümler var yaptıklarında. Asistan ya da asistanlık dönemi tabii ki zor bir dönem. Burada usta çırak ilişkisine geçiyor ve asistanlık döneminde çok çalışılıyor. Uzman olduktan sonra tabii ki daha rahatlanıyor. Ancak şimdi yeni neslin, bak hemen çocuklardan, bu soruları çocuklardan geldiğini çok rahat görüyorum ama bizim asistanlık dönemindeki maalesef yeni neslin bir hastalığı da az çalışıp çok para kazanma hesabı. Lütfen bu konuda artık bu şekilde bunlardan sizler yavaş yavaş uzaklaşmanız gerekiyor. Dünyada öyle bir şey yok arkadaşlar. Az çalışıp çok para kazanma diye bir şey yok. O yüzden siz kendinizi yetiştirdiğiniz takdirde arkadan para da gelecektir, rahat da gelecektir ama her şeyin başı çalışmak ve öğrenmek ve kendini yetiştirmek. Eğer şöyle örnek vereyim, mesela bize, ben kulak burun boğaz uzmanıyım, şeyde öğrettiğiniz gibi. Asistanlığa girerken de bizde sınav var maalesef, şeyi bitirdikten sonra tıpta uzmanlık sınavı diye. O sınavı burayı, kulak burun boğazı mesela kazanmak veya yazmayı düşünen arkadaşlar, asistanlar şu şekilde, öğrenciler, bitiren öğrenciler şu şekilde soru soruyorlar. Telefonda, hocam işte sizin orada kulak burun boğazda kaç nöbet var? Asistanlar kaç para alıyor? O zaman o arkadaşlara söylediğim cevap şu oluyor. Siz burayı yazmayın. Çünkü bizim için doktorluk için yapılan şey şu. Bunu sormalarını bekliyoruz onlardan. Daha bakın, daha lisedeyken alsınlar. Hocam orada hangi ameliyatlar yapılıyor? Hangi eğitimi alabiliyoruz? Hoca var mı? Eğitime çıktığımız zaman biz yeterli derecede kulak burun boğazcı olabilecek kapasiteniz veya da eğitiminiz var mı diye sormanızı beklerim. Yoksa kaç tane nöbet tutacağım, kaç para alacağım diyorsanız buraya başlamayın diyorum daha en baştan. Ama maalesef tıp fakültesini bitirmiş yeni neslimiz bile maalesef bunu soruyor. O yüzden demin söylediğim, anlattığım girişteki şeylere bir örnek daha olacak. Ömür boyu arkadaşlar siz sadece kolaya kaçmayı değil, çalışmayı ve kendinizi yetiştirmeyi düşünün. Bakın nasıl arkası rahat geliyor ve ne kadar nöbetiniz de rahat oluyor, geçiminiz de rahat oluyor, onu göreceksiniz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hatta tam hemen arkasında da TUS'la ilgili sorumuz vardı. Bununla da ilgili bilgi vermiş olduğunuzu kabul ediyorum. O yüzden bir sonraki soruya atlıyorum. Yok,
Buna bakalım. Çalışma, evet, yaptıklarına yok, yer alabiliriz yaptıklarımızda. Şimdi TUS bizim şundan şöyle bir genel bilgileri olsun. Hani bunu da korkutmasın onları diyerek bir genel bilgi vereyim. Şimdi tıpta uzmanlık sınavı mecburen işte bizim şeylerde de her bitiren mutlaka istediği yere giremiyor. Bunun için de belli bir sınava girmek gerekiyor. Aynı aslında üniversite sınavı gibi. Buradaki tek fark sadece tıp fakülteleri arasından giriliyor. Her branşı isteyen ona göre ayrı bir şekilde yeniden çalışması gerekiyor. Ne zaman çalışmaya başlamak? Birinci yılından itibaren çalışmaya başlamak gerekiyor ki sonuna bırakmak doğru değil. Yani sizin üniversite sınavına ne zaman başlamalı gibi bir soru bu aslında. Yani bütün başından sonuna kadar 6 yıllık eğitimi alıyor sorular, orada çıkan sorular. O yüzden eğer ki başladığı tarihten itibaren çalışmaya başlarsa, ya aslında derslerini düzgün çalışırsa ekstra TUS'a çok fazla zaman harcaması gerekmeyeceği bir durum. Korkulacak bir şey değil. Derslerini başarılı bir şekilde geçtiği zaman tıp uzmanlık sınavında da istediği yerlere giriyor arkadaşlar. Çok güzel, çok çok güzel söylediniz hocam. Peki tıp fakültesini kazanmak mı yoksa bitirmek mi daha zor diye sordular. Valla şimdi tıp fakültesini kazanmak mı, bitirmek mi? İkisi de birbiriyle eşit orantıda kazanmak. Tabii şöyle, her okul bir başladığı zaman bitiyor arkadaşlar. Bir kere o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ha, birisi 6 yılda bitiriyor, biri 10 yılda bitiriyor. O yüzden bitireceksiniz yani kazandığın. Tabii ki bence şu Türkiye şartlarında kazanmak zor. Çünkü nüfusumuz çok fazla, genç nüfus çok fazla. Çok fazla sınava giren öğrenci var ve kazanmak için de %10'lara, %15'lere girmek gerekiyor yaptıklarınızda. Türkiye içerisinde en minimum şeylere yaptığınızda %15'in altında olmuyor. Ki sizin okulunuzun da şeylerine baktım ki siz de %10'lardasınız. O yüzden tıp fakültesini hiçbir zaman hedefinizden eksik etmeyin. Ama bu dönemde tıp fakültesi kazanmak tabii ki bitirmekten daha zor. Güzel, doğru söylediniz. Tıp fakültesine girmek için nasıl hazırlandınız? Bize hangi tavsiyeleri önerirsiniz? Evet, çok güzel. Bu kısaca değinmiştim aslında. Evet, isterseniz atlayabilirim. Yok, atlamayalım. Yok, buradan bir ders daha çıkarabilecek şeyler bunlar çünkü. Ben dediğim gibi ilk girdiğim sınavda kazanamadım. Bu sizin şeyiniz, azminizi kırmasın. Yani ama sonradan baktım ki ben ilk yıl çalışmamışım arkadaşlar. Yani kendimi çalıştım zannediyordum. Sizin için de bu önemli şeylerden birisi olacağını düşünüyorum. Yani siz çalıştığınızı zannediyorsunuz ama gerçekten çalışmadığınızı diğer çalışanları görünce mi diyeyim, yoksa artık önünüzdeki örnekleri mi gördüğünüzde anlıyorsunuz ki ikinci yıl, ben ilk yıl girdiğimde bizim dönemimizde, size şöyle söyleyelim, bizim zamanımızda biz puan almadan yazıyorduk. Yani siz şu anda bir şanslısınız aslında, bir puanı alıyorsunuz. Aldığınız puana göre nereye girebilirim diyerek ayrıntıları yapıyorsunuz ama bizim yıllarda şeyimiz yoktu. Puanı almadan ilk tercihler yapar, öyle girerdik. Ben kendimi işte çok çalışkan zanneder, çok çalıştığımı zannederek girdim ve bir hayal kırıklığıyla kazanamadım yazdıklarımda. Ondan sonra işte ikinci yıl hazırlandığımda ve dediğim gibi ve İstanbul'a gittim, işte Çapa Tıp Fakültesini gezdim, öbürkülerini gezdim ve dedim ki benim bunlardan bir eksiğim yok. Yani çocuklara gittiğimde niye kazanamayayım dedim. İşte ondan sonra dershaneye, bir yıl boyunca dershaneye gittim ve ondan sonra ilk tercihim olan İstanbul Tıp Fakültesine girdim. O yüzden mutlaka çalıştığınızı zannedebilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan yardım alarak çalışmanızı bir kontrol etmeniz gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Bitkisel yolla tedavi bölümü asıl okuyacağımız bölümün yanında ek olarak eğitime alınabilir mi diye sormuş yine bir öğrencimiz. Evet, şimdi onunla ilgili bitkisel yolla tedavi değil de şeylerle ilgili tıp fakültesinde bunlarla ilgili dersleri koymaya başladık. Ama tabii ki sizin düşündüğünüz gibi aktar yoluyla değil. Bununla ilgili bölümler tıp fakültelerinde de okutulmaya başlandı. Ama tabii ki bu medikal ve tıbbi şeyleri içerisinde devam edecek şekilde.
sonuçta ilaçların keşfi, ilaçların uygulanması bitkisel olarak başladı. Yani bunu yadsımamamız mümkün değil. O yüzden bitkisel ve işte bakteri, mantar ve benzeri gibi şeylerin oluşumuyla ilaçlar türetildi ve ondan sonra buraya gelindi. O yüzden hani bitkisel olan, bitkisel yolla olan tedavileri bir kenara koymak doğru değil ama bu konu maalesef çok istismar edilen bir konu. O yüzden bu konuda da çok fazla istismar yoluna gitmeden bu şeyi biz de gördük ve tıbbi anlamda tıbbi yerlere gideceği kadar veyahut da nasıl anlatayım size dediklerim şeyi etik kuralları bozmayacak şekilde öyle diyeyim bir dersler içerisinde de bunları anlatmaya başladık. Hocam sizinle konuşmak gerçekten çok güzel. Şöyle bir durumumuz var. Son 1,5 dakikadan bahsediyor maalesef ki programımız. İkinci bağlantıyı yapalım mı? Daha sorularımız vardı aslında bakarsanız ama. Ben memnunum. Eğer öğrencilerimiz sıkılmadıysa devam etmeyi düşünürseniz benim için herhangi bir sorun yok. Ben bugüne çok büyük bir zevkle şey yapıyorum. Aslında dediğim gibi öğrencilerle yüz yüze konuşabilmek daha zevkliydi ama öğrencileri siz zorla sokmadıysanız, onlar oralarda sıkılmadılarsa ben seve seve devam ederim. Peki o zaman müsaadenizle bunu kapatayım. Bir tane daha bağlantı yollayayım hocam. Devam edebildiğiniz olur. Kadar edelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hemen bağlantı linkini gönderiyorum tekrar. Tamam.